Klasik Arkeoloji Müzesi binasının hemen girişinde, girişte sol tarafta bizi Sayda ya da Sidon kralı Tabnit'in lahiti karşılamaktadır. Efendim Sidon ya da Sayda bugün Suriye bölgesinde bulunan, hatta Suriye'nin güneyinde bulunan, bize çok uzak bir bölge. Abdülhamit Han döneminde Lübnan, Doğu Akdeniz, bugün İsrail denilen bölge, devlet demeyeyim müsaadenizle de bölge, Filistin, Ürdün, o topraklar Osmanlı'ya ait olduğu için Osmanlı Devleti'nin arkeologları kendi ülkelerinde rahat rahat araştırma ve kazı yapıyorlarmış. İşte Osman Hamdi Bey'in, efendim ben çok fazla lahit buldum, bunları sergileyecek yer arıyorum dediği ve bu binanın yapımı için kullanılan, bu binanın yapılmasına sebebiyet veren lahitler, arkamda ve önümde görmüş olduğunuz lahitlerdir. Abdülhamit Han döneminde yapılan bu kazılarda Fenike Devleti, Doğu Akdeniz bölgesinde hakim olan, Lübnan dağlarına hakim olan Fenike Devleti'nde kral, şehir devletleri, şehir kralları bulunmaktadır. İşte onlardan biri Sidon ya da Sayda Kralı Tabnit. Sayda Kralı Tabnit'in lahiti burada bulunmaktadır. İçini açıp baktığımızda ise hala bedeninin var olduğunu görmekteyiz. Bu bir kralmış. Yani ana rahminden çıktım gittim pazara, bir kefen aldım döndüm mezara. Yunus'un ruhuna rahmet. Yunus Emre diyor ki, ana rahminden çıktım gittim pazara, bir kefen aldım döndüm mezara. Kral olsan da bir gün böyle yatacaksın. Efendim müsaadenizle bakın, burada bir şey söylüyor. Sayda Kralı Tabnit lahitinin gövde kısmında bizlere şöyle seslenmekte. Ben Astarte rahibi ve Sidonluların, yani Saydalıların, yani Lübnanlıların kralı Tabnit, bu lahdin içinde gömülüyüm. Ey benim mezarımı bulan kimse, Osman Hamdi Bey'den bahsediyor. Her kim olursan ol, benim lahdimi açma ve benim huzurumu bozma. Çünkü yanımda ne gümüş, ne altın, ne de define vardır. Bu lahitte yalnızca ben yatmaktayım. Bana mezar olan bu lahdi açma. Bu türlü hareket Astarte'ye karşı büyük bir hakarettir. Eğer tembihimin aksine bu lahdi açarsan ve benim huzurumu kaçıracak olursan, yaşayan insanlar arasında ve güneş altında nesilden nesile, nesepten nesebe mahrum kal ve ölüler arasında yatacak yer bulma. Gövdesinde ve üstünde bu yazı ile benim mezarımı açıp, lahdimi açıp huzurumu bozacak olan rahat yüzü görmesin diyeli yaklaşık olarak 130-140 sene geçti. Bu lahit bulundu, açıldı ve içerisinde bulunan Sayda Kralı Tabnit'in çürümemiş organları, çürümemiş saçları bize dünya hayatının ne kadar geçici, ne kadar fani ve ne kadar boş olduğunu gösteriyor. Son sözümü söyleyeyim mi? Şu an biz yaşadığı dönemde 100 metre yakınına bile yanaşamayacağımız, kendisine tanrı muamelesi yapılan o bölgenin en büyük bir numaralı insanı ile karşı karşıyayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.